ilk sözü Rasim Ozan Kütahyalı. Yani namı değer Roka bırakmak istiyorum ve At Hoca'ya bırakmak istiyorum. Çünkü Fenerbahçe ne zaman, hadi bu seneyi geçtik, bu hafta oldu. Yıllardır böyledir. Fenerbahçe iyi gittiği zaman, ulan bu sene bir şey olacak dediği zaman, Fenerbahçe'nin iyi oyunu, galibiyetleri böyle rahatsız ediyor insanları. Çok rahatsız ediyor. Daha maç oynanırken tweetler yağıyor. Haklı haksız. İki arkadaşım, ikisini de çok seviyorum. Birisini kardeşim gibi seviyorum, Rasim'i. Takarı, kardeşim, abim. Bir de arkadaşım olarak, yaş olarak da yaşıtı, neredeyse yaşıtı. Dünyada üç kişi saksam bir tanesi Ahmet Çakar'dır. Tabii, kesin. Tabii. Fakat konu Fenerbahçe olursa ne Ahmet Çakar'ı kardeşimi, durur, ne evladımı, ne oğlumu tanımam. Şimdi bu rahatsızlıklar, böyle rahatsızlıklar, hadi iptalları anlıyoruz. Bu iki tweet atan bu iki program arkadaşım, kardeşim, ortada fol yok, yumurta yok. Arkadaşlar. Birdenbire garip böyle, daha maç oynanıyor. Sinan, senin haberin yok. Sen pek sosyal medya Twitter kullanmıyorsun. Böyle anlamsız, hiç yani... Ben de tepki verdim. Evet, biliyorum, gördüm seni. Seni takdir edeceğim. İşte, ben mesela bakıyorum, dur, Ankara Gücü'nün taraftarları, başkanı, Ömer Ercaları, futbolcuları. Herkes çok güzel şeyler veriyor. Teşekkür ediliyor, iyi maç oldu falan. Ya. Fakat onlara rakibin bir şey olmamış. Bazılarının bir şeysi şey olmuş. Ne olmuş bilmiyorum. Biraz sonra ne olduğunu ben... Bir hediye getirdim. Hediye vereceğim bu kardeşlerime ben. Bu arkadaşlarıma bir hediye vereceğim. O hediyeyi de bekleyin. Ayrılmayın kahvelerinizi için. Ve benim yorumlarımı ve arkadaşlarıma, program arkadaşlarıma vereceğim hediyeyi de biraz sonra izleyeceksiniz. Şimdi ben onların görüşlerini alayım.